Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 6. sınıf konularından kalansız bölünebilme kurallarını anlatacağım. Videomuza geçmeden 6. sınıfın diğer videolarını yukarıdaki i harfine tıklayıp izleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Videolarımıza abone olarak, yorum yaparak, paylaşarak da destek olabilirsiniz. Şimdi tam bölünebilme kurallarına geçelim. Tam bölünebilme demek sevgili öğrenciler, bir sayıyı o sayıya böldüğümüzde kalanın sıfır olması. Kalan sıfır olduğu zaman biz tam bölünüyor diyoruz. Başka bir adıyla da kalansız bölünüyor diyoruz. Yani kalan sıfırsa tam bölünmüş oluyor. Peki bir doğal sayının 2 ile bölündüğünde kalanın sıfır olması için ne olması gerekir? Kural nedir bakın. Sayının birler basamağı 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamlarından biri oluyorsa o sayı 2'ye kalansız bölünür. Demek ki bir sayının 2'ye kalansız bölünüp bölünmediğini anlamak için birler basamağına bakıyoruz. Bakın bu 2'ye tam bölünür. Bunun ise birler basamağı tek sayı. Bu tam bölünmez. Buna baktığımızda yine birler basamağı çift sayı 2, 4, 6, 8'den herhangi biri. Bu da 2'ye tam bölünür. Eğer bir doğal sayı 2 ile kalansız bölünemiyorsa, mesela burada olduğu gibi şu sayı 2'ye tam bölünemiyordu. O zaman bu sayının 2 ile bölümünden kalan 1'dir diyeceğiz. Yani bir sayı ya 2'ye tam bölünüyordur ya da 2'ye bölümünden kalan 1'dir. Başka bir şansı yok. Şimdi bu sorumuzda diyor ki 3 basamaklı doğal sayı 2 ile kalansız bölünebiliyor diyor. O zaman bu üçgen yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Biz ne biliyoruz? Eğer bir 3 basamaklı sayı 2'ye tam bölünebiliyorsa şu birler basamağındaki rakam ya 0 olmalı ya 2 olmalı ya 4 olmalı ya da 6 ya da 8 olmalı. Yani çift rakamlar olmalı. Demek ki bu üçgen yerine kaç tane rakam gelebiliyormuş? 5 tane farklı rakam gelebiliyormuş diyeceğiz. 2'ye bölünebilme kuralı ile ilgili bir soru. Hemen geçelim 3 ile bölünebilmeye. 3 ile bölünebilme bakın tamamen farklı. Burada ise neye bakacağız? Sayının rakamlar toplamına bakacağız. Sayının rakamlar toplamı 3'ün katı ise o sayı 3'e kalansız bölünür. Mesela 24'ü inceleyelim. Bu defa neye bakacaktık? Rakamlar toplamına. Sayıyı oluşturan rakamları topluyoruz. 2 ve 4'ü topladık 6. 6 3'ün katı mı? Evet, 3'ün katı. 3'ün katlarını isterseniz hatırlayalım. 1 katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı. Bakın bunlar 3'ün katları. Eğer rakamlar toplamı 3'ün katlarından biri ise o zaman 3'e tam bölünecek. Rakamların topladık 3'ün katı yaptı. O zaman bu 3'e tam bölünür. Hemen diğer örneğimizi inceleyelim. 675 acaba 3'e tam bölünür mü? 3'e kalansız bölünür mü? Nasıl bakacağız? Rakamlarını toplayacağız. 6'yı, 7'yi ve 5'i toplayacağız. Toplarsak 6, 7 daha 10, 13, 5 daha 18 yaptı. Evet 18 de 3'ün katı. O zaman bu da 3'e tam bölünecek. Gelelim son örneğimize. 1 milyon 82 sayısı acaba 3'e tam bölünür mü? Tabii ki uzun uzadıya 3'e bölerek biz bunu kontrol etmeyeceğiz. Bunun kısa yöntemi neymiş? Rakamlarını toplamak. Tabii ki buradaki sıfırları toplamamanın hiçbir anlamı yok. Çünkü sıfır toplamada biliyorsunuz etkisiz bir elemandı. 1'i, 8'i ve 2'yi toplayalım. Ne yapar? 11 yapar. O zaman bu 3'ün katı değil, değil mi? 11. O zaman 3'e ne diyeceğiz? Tam bölünmez diyeceğiz bu sayımız. Geçelim 3 ile ilgili diğer örneğimize. Bu 4 basamaklı sayı 3 ile kalansız bölünebiliyormuş. Buna göre üçgen yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılmalıdır diye sorulmuş. Deneyelim. Mesela 0 yazılırsa bu sayımız ne olur? 8702 olur. Peki 3'e bölünüp bölünmediğini nereden anlıyorduk? Rakamlar toplamından. Rakamlarını toplayalım. Ne yapar rakamlar toplamı? 17 yapar. 17 3'ün katı mı? Hayır. O zaman 3'e bölünmez. Geçelim B şıkkını incelemeye. Üçgen yerine 3 gelirse sayımız ne olur? 8732 olur. 3'e bölünüp bölünmediğini anlamak için rakamlarını topluyorum. Buradan 20 yaptı. 20 de 3'ün katı değil. O zaman bu da 3'e bölünmez. C şıkkını inceliyorum. Üçgen yerine 4 yazarsak 3'e bölünüp bölünmediğini anlamak için rakamlarını topluyorum. 21 yaptı. Evet 21 3'ün katı değil mi? 3'ün 7 katı. O zaman 4 gelirse bu sayımız 3'e tam bölünebilir. 3'e kalansız bölünebilir diyeceğiz. D şıkkında incelememize gerek kalmadı. Geçelim hemen 4 ile bölünebilme kuralımıza. 4 ile bölünebilme kuralında 2'ye benziyor bakın. 2'ye bölünebilme kuralında sadece birler basamağına bakıyorduk. Ama 4 ile bölünebilme kuralında son iki basamağa bakacağız. Mesela burada son iki basamak 36, buradaki son iki basamak 84, buradaki son iki basamak 0, 0. Eğer sayının son iki basamağı 0, 0 ise veya 4'ün katı ise o sayı 4'e kalansız bölünür. Yani sayı iki basamaklı verilirse aslında bu kuralın hiçbir avantajı yok. 36, 4'ün katı mı? Bir kenarda bakarız. 36, 4'ün katı mı? Evet 4 kere 9, 36. O zaman bu 4'e tam bölünür.
Hani tam bölünür demek kalansız bölünür zaten bunu belirtmiştim. İkinci örneğimize bakalım. Sayı 4584. 4 basamaklı bir sayı. Tamamını bölmek uzun sürer. O zaman ne yapalım? Son iki basamağını yani kuralımızı kullanalım. Acaba 84 4'ün katı mı? 84'ü 4'e böldüğümüzde 21 çıkıyor. Evet tam katı. O zaman bu sayı da 4'e tam bölünür diyeceğiz. Geçelim son örneğimize. Son örneğimizde de son iki basamağa bakıyoruz. 0 0 ise eğer yine 4'e tam bölünüyordu. O zaman bunu da zaten bölmeye gerek yok. Bu da 4'ün katı. 4'e kalansız bölünür diyeceğiz. 4 ile bölünebilme ile ilgili bir örneğimiz var. 4 basamaklı doğal sayısı 4 ile kalansız bölünebiliyormuş. Buna göre üçgen yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılabilir diye sorulmuş. 4'e bölünebilme kuralımızı hatırlayalım. Son iki basamak 4'ün katıydı. Eğer üçgen buradaki 0 ise son iki basamağımız ne oluyor? 9170 oluyor. Üçgen 1 ise sayımız 9171 oluyor. Eğer üçgen 4 ise sayımız 9174. Eğer üçgen 6 ise o zaman sayımız 9176 oluyor. Şimdi kural neydi? Son iki basamak 4'ün katı mı? Bakalım 74'ün katı mı? Değil. Çünkü 4'ün katlarını yazarsak 60, 64, 68 bunlar 4'ün katları. 72, 76, 80 bakın 4'ün katları bunlar. 71 4'ün katı mı? Hayır, o da değil. Bunları eledik. 74 4'ün katı mı? Hayır, bu da değil. Ama 76 bakın 4'ün katı. O zaman üçgen 6 olursa sayımız 4 ile kalansız bölünebilir diyeceğiz. Geçelim 5 ile bölünebilme kuralına. 5 ile bölünebilme kuralı da gayet kolay. Sayımızın yine birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı ya 0 olacak ya da 5. 0 veya 5 olursa o sayı 5'e kalansız bölünür. Hemen inceleyelim bakın. Birler basamağına baktığımızda sayımız 5. O zaman bu 5'e tam bölünür. Yani 5'in katıdır bu sayı. Kalansız bölünür diyebiliriz. 3990 acaba 5'e tam bölünür mü? Baktığımızda birler basamağı 0. Öyleyse bu da kalansız bölünür. Ama son sayımıza baktığımızda 99.476.331 acaba 5'e tam bölünür mü? Birler basamağına bakıyorum. 0 veya 5 değil. O zaman kalansız bölünmez diyeceğiz bu sayıya. Geçelim diğer sayfamıza. 5 ile bölünebilme ile ilgili sorumuz var sırada. 4 basamaklı doğal sayısı 5 ile kalansız bölünebiliyor. Bu sayı aynı zamanda 2 ile de kalansız bölünebilmesi için üçgen yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılabilir? Şimdi önce ilk cümlemize göre 5 ile kalansız bölünüyorsa bu sayımızın birler basamağı ya 0 olmalı ya da birler basamağı 5 olmalı. İki tane durum var. Sayımız ya 5390 ya da 5395. Fakat bir de ne diyor? Bu sayı aynı zamanda 2 ile kalansız bölünebiliyormuş. Peki 2 ile bölünebilmesinin kuralı neydi? Birler basamağımız çift sayı olmalı. Yani 0, 2, 4, 6, 8 olmalı. Burada ise bakın birler basamağımız tek sayı. O zaman birler basamağı 5 olamaz. Kesinlikle ne olmalı? 0 olmalı ki hem 5'e bölünsün hem de 2'ye kalansız bölünebilsin diyeceğiz. Geçelim 6 ile bölünebilme kuralına. 6 ile bölünebilme kuralımız şu bakın. Bir sayı hem 2 ile hem de 3 ile kalansız bölünebiliyorsa 6'ya da kalansız bölünür. Yani ne demek o zaman bu? Yani bir sayımızın birler basamağı hem 0, 2, 4, 6, 8 olacak hem de rakamlar toplamı 3'ün katı olacak. Yani bu iki kuralı da sağlaması gerekiyor. Birinci örneğimizi inceleyelim. Bu sayı 2'ye tam bölünür mü? Birler basamağına bakıyoruz. Evet, 2'ye bölünür. Peki 3'e bölünür mü? O zaman da rakamlar toplamına bakıyoruz. Rakamlarını topladık. 15. 15 3'ün katı mı? Evet, 3'ün katı. Ha, öyleyse bu sayı 6'ya da kalansız bölünür diyeceğiz. Geçelim diğer örneğimize. 2'ye bölünüp bölünmediğini kontrol edelim. Birler basamağına baktığımızda çift sayı 2'ye bölünür. Sonra 3'e bölünüp bölünmediğini nasıl kontrol ediyoruz? Rakamlar toplamına bakıyoruz. 6 3'ün katı. Eğer hem 2'ye bölünüyorsa hem de 3'e bölünüyorsa o zaman 6'ya da kalansız bölünür diyeceğiz. Gelelim son sayımıza. Bu sayının da 6'ya bölünüp bölünmediğini kontrol etmek uzun süre değil mi? Normalde çok büyük bir sayı. 6'ya bölmeye kalksak gayet uzun sürecek. Ama kurallarımızı da gayet kısa sürede çözebileceğiz. Önce 2'ye bölünüp bölünmediğine bakalım. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8'den biri. Yani çift sayı. O zaman 2'ye bölünür. Sonra rakamlar toplamına bakalım. Sıfırları aslında hiç yazmamıza gerek yok. Ama yine de yazayım. Rakamlarını toplayacağız. Rakamların hepsini toplarsak 7 yapıyor. 7 3'ün katı mı? 3'ün katı değil. Ha, o zaman ne diyeceğiz? Bu sayı 6 ile kalansız bölünemez diyeceğiz. Yani mutlaka 6'ya bölündüğünde bir kalan çıkar. Evet, geçelim 6 ile bölünebilme kuralı ile ilgili sorumuza.
3 basamaklı sayısı 6 ile kalansız bölünüyorsa üçgen yerine hangi rakam yazılmalıdır diye sorulmuş. Şimdi bu sayımız 6 ile kalansız bölünüyorsa o zaman 2 ile de kalansız bölünüyordur. 3 ile de kalansız bölünüyordur. 2 ile kalansız bölünüyorsa birler basamağı ne olmalı? 0, 2, 4, 6 veya 8 olmalı. Bunlardan biri olmalı. Şimdi baktığımızda zaten 1 olamaz. Çünkü çift sayı olmaz. Acaba 4 mü, 6 mı, 8 mi? Şıklarda bu 3'ü var. Eğer 4 olursa buradaki üçgen olan sayımız. Bölünmez. Eğer birler basamağı 6 olursa o zaman sayımız 426 olacak. Hem çift 2'ye bölünüyor. Bir de rakamlarını toplayalım. Acaba 3'e bölünüyor mu? 12 yaptı bakın rakamlar toplamı. Rakamlar toplamı 12 ise 3'ün katı. O zaman 3'e de bölünür. Hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için 6'ya bölünmüş olur. Son şıkkı inceleyelim isterseniz. 8 eğer olursa birler basamağımız 2'ye bölünür. Ama rakamlar toplamına baktığımızda 14 3'ün katı değil. 3'e bölünmez. 9 ile bölünebilme kuralına geçiyoruz. Bu kuralımızda ise aynı 3'e benziyor. Nasıl rakamlar toplamına bakıyorduk 3'te? 9'da da aynı şeyi yapacağız. Sayının rakamlar toplamı 9'un katı ise o sayı 9'a kalansız bölünür. Peki nedir 9'un katları? 9'un 1 katı, 9'un 2 katı, 9'un 3 katı, 9'un 4 katı bunları bilelim. Şimdi birinci sayımızı inceleyelim. Acaba 9'a tam bölünüyor mu? Rakamlarını topladık. 9 yaptı. O zaman 9'un katı yani 9'a tam kalansız bölünür diyeceğiz. Örneğimize 9'a bölünüp bölünmediğini nereden kontrol ediyoruz? Rakamlarını toplayarak. Toplayalım 4 rakamını. Ne olur? 14, 5 daha 19, 19, 8 daha 27 yaptı. 27 9'un katı mı? Evet, o zaman yine kalansız bölünür. Son sayımıza baktığımızda 4 milyon 330 sıfırları toplamadan rakamlarını sadece 4'ü, 3'ü ve 3'ü topluyorum. Sıfırların çünkü toplamada bir etkisi yok. Topladığımda ne yapıyor? 10 yapıyor. 19'un katı mı? Hayır. O zaman 9'a kalansız bölünmez diyeceğiz. 9 ile bölünebilme ile ilgili hemen sorumuzu çözelim. 4 basamaklı sayısı 9 ile kalansız bölünebiliyormuş. Üçgen yerine hangi rakam yazılmalıdır? Yine şıkları deneyebilirsiniz. Mesela üçgen yerine 3 yazılırsa rakamlar toplamı ne olur? Şuraya 3 yazdığımızı düşünelim. O zaman rakamlar toplamı 7 artı 1 artı 3 artı 3'ten 14 yapacak. 9'un katı değil. 4 yazdığımızı düşünelim. 7, 1, 4, 3, 7143. Rakamlar toplamı 15 yapacak. 15 de 9'un katı değil. 7'yi deneyelim. O zaman sayımız 7173 olacak. Rakamlar toplamı ne yapar? 7, 1 artı 7 artı 3'ten 18, 9'un katı olduğu için 9'a tam bölünür diyeceğiz. Diğer şıkkı da incelememize gerek kalmadı. Son olarak 10 ile bölünebilme kuralı da çok kolay bir kural. 10 ile bölünebilmede sayımızın birler basamağı 0 olmalı. Sadece 0 olursa 10'a tam bölünür. Çünkü 10'un katlarına bakın. Hep ne oluyor? Birler basamağı 0 oluyor. Hep 10'un katları da zaten 10'a tam bölündüğüne göre birler basamağının 0 olması kural diyeceğiz. Bakıyoruz. Birler basamağı 0, 10'a tam yani kalansız bölünür. Yine birler basamağı 0 olduğu için kalansız bölünür. Ama birler basamağı 5 olursa kalansız bölünmez diyeceğiz. Son örneğimize. 5 olursa birler basamağı 5'e kalansız bölünüyor değil mi? Evet, son olarak ödevimiz var. Ne diyor ödevimizde? 6472 4 basamaklı doğal sayısı 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 sayılarından kaçına kalansız bölünebilir? Yani bugünkü öğrendiğimiz bölünebilme kurallarını bu sayı üzerinde inceleyeceğiz. Bunlardan kaçına tam bölünüyorsa yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Bu videomuz da bu kadar. Videolarımıza destek olma adına abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sıradaki videomuzu buradan izleyebilirsiniz. Buradan da PDF dokümanlarımızı indirebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.